Sevgili dostlarımız, bugün Şanlıurfa için apayrı bir güzellik, apayrı bir gün ve yanımızda Türkiye Jockey Kulübü Başkanı Sayın Yasin Kadri Ekinci var. Hem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir gün. Evet. Atlı Dayanıklı Merkezi açılacak. Hem koşta bugün başlayacak. Neler söyleyeceksiniz efendim? Valla şimdi tabii atlı dayanıklılık yarışı ilk defa Urfa'da yapılıyor. Urfa'da çok arabatçısı olduğu için arabatlarının koştuğu bir yarış bu. Onlara bir örnek olsun ve pazar olsun diye burada yaptık. Zannediyorum bundan sonra da Urfa'dan bu atlı dayanıklılığa girecek elemanlar çıkar. Evet. Tabii benim hayret ettiğim bir şey var. Urfa'dan beklediğim de bir şey var. Özellikle bu kadar Arap atı yetiştiren bir şehirde bir cirit takımının olmayışı, maalesef, bir rahvan yarışlarının burada olmayışı inanılır gibi değil. Yani bunun Erzurum ve Uşak ağırlıklı devam ediyor. Malatya'da da vardı cirit. Ama en kısa zamanda Urfa bu şeye çıkmalı, bu takım birkaç tane takım çıkarmalı. Hı hı. Ve cirit için, atlı dayanıklılık için muhakkak bu konuya emek vermeleri gerekiyor. Önemli bir sektör, bu sektörün gelişmesi lazım. Evet. Sayın Başkanım, peki atlı terapi merkezi açılacak bugün. Bu da bambaşka bir olay. Şimdi atlı terapi merkezi tabii sözün bittiği yer. Yani biz çünkü bu beşinciyi açıyoruz. İlk İstanbul'da açmıştık, sonra Diyarbakır, İzmir ve Bursa'da açtık. Şu anda 500-550 kişi her hafta terapik binik için hipodromlarımıza geliyor. Bu ortopedik özürlüler için, zihinsel özürlüler için, ayrıca birçok tedavi yönteminde kullanılan bir metot. Biz hakikaten konuşamayarak gelip konuşarak gidenleri gördük. Maşallah. Yürüyemeyen gelip yürüyenleri gördük. Onun için bu sözün bittiği yer, bizim hipodromlarımızın olduğu bütün yerlerde, şehirlerde bu hipoterapiyi yapmayı bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. At müthiş bir canlı ve bunun tedavi şeyini geliştirmek gerekiyor, topluma paylaşmak gerekiyor. Sayın Ekinci, bir de bayan seyisler artmaya başladı. Kadın seyisler. Evet. Şimdi kadın seyisler Bursa'da zannediyorum 12 midir, 18 midir müracaat var. Toplam 200 civarında 8 şehirde şu anda kurslarımız devam ediyor. Eğer bir yanlış şeyimiz olmazsa 9 Ocak gibi onların mezuniyetlerini kutlayacağız. O mezuniyetlerin arkasından da onlara iş temin etme şeyiyle ilgili her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Dünyada tabii seyislik görevi genelde işi kadınların yaptığı bir iş. Çünkü anne şefkatine ihtiyacı olan bir canlı at. Çok hassas bir canlı. Dolayısıyla bizim kadınlarımızı, hipodromlarımızı adapte etmemiz gerekiyor. Hem kadınlara iş imkanı yaratma açısından hem de atçılığımızın daha iyi bir yere gelmesi açısından çok önemli. Şanlıurfa'ya geldiniz, sarı yeşil giymişsiniz. Bu da Şanlıurfa Spor'un renkleri. Bunu şimdi ne söyleyeceksiniz? Herhalde yani işte bunu da artık siz söyleyin ne söyleyeceksiniz. Onun değerlendirmesi size ait. Urfa'da olduğu için sarı yeşil olarak evet, yapıyoruz. Şu anda da zannediyorum Sayın Bakanımız yarışını bitiriyor herhalde. Hı hı. Nerede şeyin? Bakalım efendim, buyurun. Evet. Geliyorlar. Bu dayanıklılık mıydı efendim? Bu dayanıklılık 60 kilometrelik bir yarış. 60 kilometre? 60 kilometre, evet. O zaman ne kadar süre arıyor bu? İşte sabah 7.30'da çıktılar, şimdi evet, geliyorlar. Ya sabah 7'den beri buna koşuyor mu bu? Evet, ama o şimdi burada dayanıklılık, atı sağlam tutmak önemli. Evet. Bu Osmanlı'nın savaşa giderken atların sakat olmadan dayanıklı olarak gitmesinin bir şeyi, devamı. Evet. Ama bu kadar mesafede de böyle arka arkaya gelmeleri kaybeden için kötü. Tabii. Evet. Her son şey miydi bu? Son viraj mıydı efendim? Evet, bu bitirdiler. Bitti şimdi. Evet, bu finişte buraya geliyor. Peki nasıl buldunuz performanslarını Sayın Başkanım? Vallahi bilmiyorum, göreceğiz şimdi, onların değerlendirmesi yapılacak. Burada evet, veteriner check edecek. Hı hı. Bir kere atların nabızları 65'i geçmemesi gerekiyor. Atları sağlam getirmiş olmaları gerekiyor. Evet. Topallamıyor olmaları gerekiyor. Burada en önemlisi, yani belli bir süratin altına düşmemeniz gerekiyor. Belli bir süratin üstüne de çıkmamanız gerekiyor. Atın nabzının 65'i geçmemesi gerekiyor. Yani dolayısıyla öyle deli değil, deli dolu gitmek değil. Atı en sağlıklı olarak getirebilmek, en ideal zamanda getirebilmek şeyi çok önemli bir şey. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, sağ olun. Teşekkürler.
Efendim Atıf Bülent Bora, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle sizi sporla alakalı olduğunuz çok böyle şey, değiş gördük efendim. Çok iyi gördük maşallah. Tabii benim 50. yılım atın üzerinde. Atın üzerindeki 50. yılım. Evet, evet. Öncesini saymayalım o zaman. Saymayalım. Evet. Güzel bir gün Şanlıurfa için. Çok güzel. Hem atlı terapi için hem koçların başlangıcı için bugün neler söylüyorsunuz? Evet. Valla tabii Türkiye Jockey Kulübü ve Yasin Bey ciddi bir atçılık katkısı olan insan. Ona ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim organik olarak aslında bir ilişkimiz yok. Biz Spor Bakanlığı'na bağlı bir federasyonuz. Fakat birlikte at ortak paydamız at olduğu için bir sinerji yarattık. Beraber bu atlı dayanıklılık endurance yarışmasını bu sene ikincisi, birincisini Lukyanus, o da Beyşehir'de yapmıştık. Bu ikincisini burada yapıyoruz. Bu imkanı bize sağladığı için ben de Yasin Bey'e teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'da bugün az önce belirttiğim gibi atlı terapi atacak. Sonuçta evet. Sizinle alakası olmasa da binicilik sizden olduğu tabii, için tabii, alakalı aslında. Tabii, tabii. Atlı terapi çok önemli. Atın iyileştirici gücü ispat edilmiş durumda. Kesinlikle. Dolayısıyla engelli insanlarımızın tedavisinde çok ciddi faydası olduğunu ben inanıyorum. Gözümle de gördüm zaten. Evet, evet. Dolayısıyla burada böyle bir şeyin açılması çok olumlu. At özellikle çocukların gelişimi, ruhen ve bedenen gelişimi için çok önemli bir spor. Dolayısıyla biz bunu yaygınlaştırmak istiyoruz bütün evet. topluma. İnşallah Jockey Kulübü'nün de katkılarıyla bunu başaracağız mutlaka. Birlikte. Sayın Başkanım şunu da sormak istiyorum size. Şanlıurfa Arap atçılarının çok yetiştirici olduğu bir yer. Evet. Buna bağlı olarak burada herhalde at binmek de isteyen birçok gencimiz vardır. Doğru. Siz de federasyon başkanısınız. Doğru. Gençlerimiz eğer ki bu konuda girişmek isterlerse ne yapmaları gerekiyor, nereye başvurmaları gerekiyor? Şimdi bize başvurdular zaten bu organizasyon nedeniyle. Sanırım evet. Şanlıurfa'da 60'a yakın lisans başvurusu var. Bugün sınavdan geçecekler. Dolayısıyla burada bundan sonra bu spor şey gelişecek. Çünkü Arap atı atlamada belki yetersiz kalıyor ama atlı dayanıklılıkta tam tersi bütün dünyada kullanılan bir at ırkı. Dolayısıyla burada ona da çok müsait bir ortam var. İnşallah bundan sonra dünya şampiyonlarına katılacak binicilerimiz atlı dayanıklılık branşında yetişecek diye İnşallah. Düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Aslanımız Şanlıurfa'da genelde at binerken beyefendileri görürsünüz ama bir hanımefendiyi gördük. Merhabalar. Merhaba. Siz tanıyalım efendim. Aslı Öymen ben. Aslı Hanım siz de at biniyorsunuz. Evet biniyorum. Evet bugün yarışa katılacağım. Çok heyecanlıyım. İlk defa bu kadar uzun bir parkura katılacağım. Şimdi 20 kilometre aşağı yukarı koşacağız. Hı-hı. Evet. Benim için ilk defa bu kadar uzun bir parkur. Evet. Parkuru da tanımıyorum. Biraz heyecan acaba, var. Antrenman yapmadınız mı efendim? Yapmadım. İlk defa araç yapacaksınız. Evet. Allah size kuvvet versin. Teşekkürler. Siz nereden geldiniz efendim? İstanbul'dan geldim. Evet. Daha önce tabii at biniyorsunuz sürekli. Evet. Sürekli bilmiyorum. Arada sırada biniyorum. Evet. Evet. Atları seviyorum. Atlar. Evet. En büyük sevgi olsa gerek. Evet. Peki Şanlıurfa'yı nasıl buldunuz? Çok güzel. Ben birkaç kere daha gelmiştim. Çok seviyorum. Çok güzel. Yemekleri de harika. Evet. Havası da çok güzel. Güneş var. Kesinlikle. Evet. Sıcak. Aynen öyle. Bugün sizden başarı bekliyor muyuz efendim? İnşallah ama bir bakalım. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Daha benim istediğim şu. Evet. Daha çok kadın binici olsun. Hı-hı. Bu tür yarışlara daha çok sayıda tek başıma olmayayım. Daha evet. fazla kadın binici olsun bir dahaki yarışa inşallah diyorum. Nerede şey başlamış? Kadın seyislik başlamış. Evet tabii. Kadın seyis programı da çok iyi bir program. Çünkü sadece yani her alanda kadınlar nasıl çalışabiliyorsa seyislik alanında da kick
kadın seyisler atlara karşı çok daha şefkatli ve daha anlayışlı. Çok takdir ediyorum. Çok iyi bir program. Anne şefkati gibi diyorsunuz. Olabilir. Yani onlar da çok iyi. Onlar da yetişecek. İyi seyisler olacaklar. Teşekkür oldular bile. Efendim. Başarılar diliyorum sizlere. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Herhalde atlarımız bugün 60 kilometre mi koştular? 60 kilometre. Siz de onları şu anda kontrol nabızlarını ölçüyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii. Erkan Demir ben. Endurance'a gönül vermiş bu spora. Binicilikle uğraşıyoruz ve kulübümüzde de öğrenciler yetiştiriyoruz. 10 kişilik bir ekiple geldik buraya atlarımızla. Burada sporun kuralları, endurance'ın, atlı dayanıklılığın kuralları. Bugün farklı bir şey oldu. Hem kapalı hem açık hız şeklinde sahanın içerisinde koşmamızla şimdi finişi geçen atların nabızlarını ölçüyor. 30 dakikalık süremiz var. Çizgiyi geçtikten sonra bu 30 dakikalık süre içerisinde nabzı düşen sırasıyla geçen atlar ve çeke giriyor. İlk giren at birinci oldu diye bir şey yok. Yani çizgiyi ilk geçen birinci oldu diye bir şey yok. Çünkü o atın veteriner kurallarından, veterinerlerin koymuş olduğu kurallardan, daha doğrusu şeyden geçtikten sonra, yani topallık, nabızlar vesaire, bunları olması gereken şeylerde tutabilirse, baremlerde tutabilirsek, o zaman sırasına göre 1-2-3 kalifikasyonunu tamamlamış oluyor, dereceler yani yapmış oluyor. Birinci olmak değil, atın dayanıklılığını korumak, atı yormamak değil mi? O biniciyle atın bütünleşmesi, yani hırs değil aslında. Yani hırs olduğu zaman gördüğünüz gibi, yani ben kazanacağım. 8 at birden girebilir ama 7'si elenir, biri kazanabilir. En geride gelen kazanabilir şu an belki de. Yani. Tabii. Yani 1 saat fark atmışsınızdır, gelmişsinizdir. Ama atı mahvetmişizdir. Atın nabzı düşmez ise ya da topallık yaparsa, ki sahada oldukça ağırdı taş konusunda. Sağ olsun Türkiye Jockey Kulübümüz bu konuda bize çok büyük destek oldu. Tüm çalışanlarına değinmişken ben buradan kendilerine, başkanımız Yasin Bey'e, tüm katılımcı arkadaşlara ve TJK adına bize yardımcı olan bütün ekibe, bütün görevlilere çok çok teşekkür ediyorum onlara. Gece gündüz demeden sahada el birliğiyle uzun zamandır bu yarışa hazırlandılar. Ve inşallah kazasız belasız da atlatmış olacağız. Hocam son olarak nasıl buldunuz peki atlarımızın kontrollerinden sonra? İyi geçmiş mi? Yorulmuş mu atlarımız? Şimdi farklı bir kurallar vardı bugün. Hem kapalı hem açık hız dediğimiz. Bizim atlarımız uzun zamandır artık, yine bunlar da yarış atları. Yarış hayatı biteli ve bu pisti görmeyeli uzun zaman oldu. Evet. Sonradan bu pisti görünce bir heyecan oluşuyor ve bir hız. Bunları kontrol etmek kolay değil. Tabii kontrol ediyoruz ama biz buradaki sahaya göre idman vermiyoruz bunlara. Anladım. Hıza yönelik değil, dayanıklılığa yönelik idman veriyoruz. Dolayısıyla hızda, düz koşuda, Allah etmesin, Allah korusun, hani atın ayağı dahi aksasa, evet, sorun değil. Çizgiyi geçti birinci. Ama bizde öyle değil. Burada amaç atı sağlıklı getirmek. Yani atı korumak. Yani. Evet. Bunun bir canlı. Yani biniciyle atın bütünleşmesi, senkronize olması, evet, birlikte hareket etmesi ve onun da bir canlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Kazanma hırsını bir tarafa bırakıp, zaten bitirmek kazanmak demektir. Kürsüye çıkmak demek değildir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok, hemen biz teşekkür ederiz. Selin'cim. Merhabalar, bir kalkalım. Kalkalım ya. Sen tanıyalım. Benim adım Selinay. Selinay, sen Erkan Bey'in kızı mısın? Evet. Sen atları çok seviyorsun. Bir de iyi anlaşıyorsunuz atlarla. Evet. Sen neler söyleyeceksin atlarla ilgili? Atları seviyorum. Bir de İçinden gelenler söyle. Evet. Yani ata binebiliyor musun mesela? Ata binebiliyorum. Böyle doğada tek başımda, yani araziye falan da çıkıyoruz. Ben tek başıma çıkmak istiyorum. Çünkü öyle böyle atla bir uyum sağlıyorsun, tek başına kalıyorsun. Evet. Doğayla şey yapıyorsun. Atlarda
nasıl desem. Rahatlıyorsun o zaman. Sen atın var mı peki? Benim atım var. İsmi ne? Akgündüz. Akgündüz. Çok teşekkür ediyoruz. Önce derslerimiz, sonra atlarımız. Çok teşekkürler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle biz teşekkür ederiz. Böyle küçük öğrencilerimiz. Bunlar evet. Da arazide Endurance'ın gelecek gençleri. Onu da alayım evet, o zaman. Evet, müsaadeniz efendim. Oğulcan kardeşim. Oğulcan merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Atları seviyorsun. Çok. Tabii at da seni seviyor ama o da önemli olan. Evet. Sen de atın var mı? Yani yok. Olsun inşallah ama. Ama önce derslerimize çalışıyoruz. Sonra atımızı alıyoruz. Senin için at ne ifade ediyor? At bana ne ifade ediyor? At bana... Rahatlatıyor mu seni? Evet çok. Binebiliyor musun ata? Çok. Yani binebiliyorum. Geziyorsun atta. Evet araziye çıkıyoruz. Nerede de gezebiliyorsun? Arazide. Boş arazide de biniyorsun. O zaman miniklere seslenelim burada. Vakit buldukça at binelim diye. Söyleyelim hep beraber. Hadi minikler. Minikler vakit buldukça at binin. Çok teşekkürler. Öpelim atımızı. Vay maşallah. Çok teşekkürler efendim. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient. Mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile. Synonyme de magnifique, atypique des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Sayın Bakanım, Şanlıurfa'da bugün ata bindiniz. At bindik. Evet, ne söyleyeceksiniz efendim? Ata binmedik, at bindik. At bindiniz efendim. Evet. Bu endürans, dayanıklılık. Buradaki espri şu, atın nabzı sağlıklı, fizyolojik sınırlar içinde tutulması gerekiyor. Yani yarışta ata bir zarar gelmemesi lazım. Atın topallanmaması lazım. Ve yarış sonunda nabız ölçüldüğünde nabzı normal fizyolojik sınırlar içinde olması lazım. Böyle bir güzel bir atlı spor. Hı hı. 50 küsur kilometre. Benim koştuğum atla beraber arkadaşlarla değerlendirmeyi tabii hakemler yapacak. Çünkü bu biraz böyle düz bir yarış değil. En önde gelmeniz değil veya en arkadan gelmeniz değil, bu atın nabzının fizyolojik sınırlar içerisinde olması esas. Böyle bir güzel bir yarış. Bu tür atlı sporların çeşitlendirilmesi çok yararlı. Şanlıurfa bu manada Türkiye'de özellikle Arap atçılığının en önemli merkezlerinden birisi. Asırlardır, binlerce yıldır bu topraklarda atlı sporlar yapılır. Çok güzel Arap atlar yetiştirilir burada. Bizim bu endüransa bindiğimiz atlar da
yine Arap atları ve gayet güzel atlar. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin artması, biraz da ben de dikkat, katkım olsun diye bir miktar. Onun için katıldım. Evet. Yani böyle profesyonel değilim. Sabah 7'den beri at üzerinde. Sabah 7.30'da üzengiye ayağımızı taktık. Dolayısıyla şu anda kaç? Saat yarım. Evet. 5 saattir. Bir iki etap arasında 17 kilometreden sonra bir yarım saat dinlenme oldu atlarla ilgili. Atlar sulandı. Nabızları kontrol edildi. Onun dışında tekrar bindik. Mesela 5 saattir at üstündeyiz. Çok güzel. Bir 50 küsur kilometre. Evet, burada bir atlı terapi merkezi açılıyor bugün aynı zamanda. Evet. Onun için neler söyleyeceksiniz? O da çok önemli. 2014 yılında biz başlatmıştık. Karacabey Harası'nda, Malatya Sultansuyu Harası'nda, Diyarbakır Hipodromu'nda, Ankara Beştepe tesislerinde orada yapıldı. Şimdi burada Şanlıurfa'da da yapılıyor. Çocukların, özellikle engelli çocuklarımızın atlı sporlarla tedavi edilmesine imkan tanıyan hipoterapi, yani atla tedavi merkezi. Bu son derece de önemli. Çünkü at bindiğiniz zaman vücudunuzda diğer zamanlarda çalışmayan kaslar da çalışıyor. Dolayısıyla özellikle bir takım ortopedik rahatsızlıklar ve engeller için, onların tedavisi için çok önemli. Bir de hem otistik çocukların hem Down sendromlu çocukların, onların da özellikle sevgi dolu çocuklar, onların da atlarla o tür sporlar yaptıklarında ciddi bir katkısı oluyor, tedavi oluyor. Dünyada da bu vardı. Hipoterapi merkezi, yani atla tedavi merkezleri. Biz de 2014 yılında başladık. Sayıları artıyor. İnşallah daha da artar. Bugün de biraz sonra burada Şanlıurfa'da böyle bir merkez açılacak. İnşallah hayırlara vesile olur. Son sorumuz efendim. Kadın seyisler. Seyisin cinsiyeti olmaz. Yeni başladığı için söylüyordunuz. Evet, evet. Evet. Seyisi cinsiyetle ilişkili bir şey değildir. Seyisi yetenektir. Bir de zekadır ve sevgidir. Biliyorsunuz siyaset kelimesi de seyis kelimesiyle aynı kökten geliyor. Dolayısıyla o bilgiyi, o hikmeti kim edinir ve bunu hayatına uygularsa o seyislik yapabilir. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla hanımefendiler, inanıyorum ki kendilerinden sevgi de kattıkları için onların atlarla olan diyaloğu çok daha kolay. Benim mesela küçük kızım da biniyor. At, çok bildiğim öyle çok insan var. Atlarla onların iletişimi çok daha güçlü, çok daha iyi. Çünkü sevgiyi de veriyorlar atlara. Atlar bunu hissediyor. Dolayısıyla inanıyorum ki bayan seyisler çok çok başarılı olurlar. Hem çok teşekkür ederim. Sizi çok yoruldum. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir de mobilya alan kısaca bir neler söyleyecek? Buyurun. Çünkü at üzerindeydi. Merhabalar. Merhabalar. Adım Mahmut Akgürekli. Ben de tarihçiyim. Evet. Mehdi Bey'in, Bakan Bey'in bize aşıla da bir at sevgisi var. Tarihçi olunca zaten at seviyorduk. Mehdi Bey de böyle bir sevgi aşıladı. Yaklaşık bir yıldır beraber zaman zaman Bakan Bey'le at biniyoruz. Zevkle biniyoruz. Her bindiğimizde 4-5 saat biniyoruz. Hem spor yapıyoruz hem mutlu zaman geçiriyoruz. Hayvan sevgisi güzel. Bugün de Urfa'ya Sayın Bakanımızın dediği gibi bu spora dikkat çekmek için geldik. Mutluyuz. Bir koşu bitirdik. Sayın Bakan'a teşekkür ediyoruz bize bu sevgiyi kazandırdığı için. Biz de bütün bu gerek Binicilik Federasyonumuza, gerek Türkiye Jokey Kulübü'ne, gerek benim de ekibiyle birlikte şu anda at koştuğum İstanbul'daki Victorimen Binicilik Kulübü'nün sahibi, üyeleri, sporcuları, hepsine çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım onlar. Dolayısıyla hepsine, bütün yarışmacılara, herkese çok teşekkür ediyorum. Jokey kulübümüze, Şanlıurfa'daki, buradaki hem pansiyonlara hem buradaki hipodrom yetkililerine de çok teşekkür ediyorum.
basket est un phénomène. Elle n'était pas humaine, le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, bugün Şanlıurfa'da çok güzel bir etkinlik var. Tabii ev sahibimiz Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Sayın Mehmet Kazıoğlu. Sayın Müdürüm, ev sahibisiniz bugün. Çok güzel bir etkinlik var. Atlas Terapi Merkezi açılışı var, gösteri var. Ve buna benzer neler söyleyeceksiniz efendim? Bugün Şanlıurfa için çok önemli bir gün. Hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Halkımızın da ilgisini görünce yaptığımız işten daha da büyük keyif almaya başladık. Bugün etkinliklerimiz sabah 7.30'dan itibaren atla dayanıklık yarışması ile ilgili başladı. Daha sonra 12'de yine tekrardan bir dayanıklı yarışmasının diğer bir kategorisi başladı. Şu anda da devam etmekte. Ayrıca özellikle gelen halkımıza, misafirlerimize Şanlıurfa tarihinde ilk defa atlı bir gösteriler yapıyoruz. At üzerinde yapılan gösteriler profesyonel bir grubumuz tarafından geldi. Jambi Bey ve grubu tarafından şu anda gösteriler düzenlenmekte. Evet. Ama tabii ki esas hizmetimiz bugün Atla Terapi Merkezi açılışımız olacak. Evet. Saat 15 itibariyle saat 3'te bugün açılışımız yapacağımız alan Şanlıurfa'nın inşallah tamamen hizmetinden faydalanabileceği dolu dolu bir program olacak. Bundan sonra Atla Terapi Şanlıurfa'da ilk defa halkımıza, özellikle engelli çocuklarımıza hizmet vermek için kurulan bir alan. Hı hı. Ve bunların atı tanımaları, atla terapide bulunmaları ve bunların çocuklarımıza bir faydalı olacağı inancıyla getirdik. Şanlıurfa'da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol neticesinde Urfa'daki tüm engelli okulların buraya gidiş gelişi organize edilecek ve gelen tüm Urfa engelli çocuklarımız bunlardan faydalanacak. Bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Bugün heyecanlıyız. Böyle bir hizmete açılışına katılıyoruz. Açılışını yapacağız. Başkanımız Sayın Yasin Bey, Yasin Kadri Ekinci geldiler. Evet. Bu açılışı yapacaklar. Bu açılıştan sonra da inşallah bugünden itibaren tüm halkımıza burada hizmet vereceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyet Kulübü Başkanı burada, Genel Müdürü burada, Müdürlüğü burada, bir de Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı burada değil mi efendim? Evet. Bakanımız Sayın Mehdi Yeker de buradalar. Bakanımız Sayın Mehdi Yeker bugün 62 kilometrelik bir koşumuza katıldılar. 5 saat sürdü. Evet. O da yani Atla Terapi Merkezimizin açılışında bulunacak. Bu açılış sırasında, bu açılıştan sonra Mehdi Bey bu açığa gelecek. Genel Başkanımız, Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcımızın da katılacağı saat 15'te açılışımız olacak. Bu arada da halkın burada tümüyle katılımını görünce biz de bu işten büyük bir keyif aldık. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Tabii efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ilginize. Sağ olun, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarımız, bugün güzel bir at gösterisi izliyoruz. Tabii gösterilerimizi yapanlar sevgili dostumuz Jambi Ceylan, Türkiye'de atlara fısıldayan adam olarak tanıdığımız. Sayın Ceylan efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi bütün Türkiye at eğitmeni olarak biliyor efendim. Umarım öyledir. Evet, ne söyleyeceksiniz? Her şeyden önce burada olmak çok güzel. Ben ilk defa gelmiyorum gerçi Urfa'ya. İkinci defa geliyorum. Daha önce de bir sinema televizyon projesi için gelip bir sıra kalmıştık. Evet. Şehrinizin misafirperverliğinden, güzelliğinden, tarih öneminden haberimiz var. Buraya gelirken de onun da ayrıca bir heyecanını yaşadık. Diğer taraftan Türkiye Jockey Kulübü atçılık adına çok büyük bir etkinlik gerçekleştiriyor. Atlı Terapi Merkezi açıyor bugün. Evet. Buna biz çok önem veriyoruz. Özellikle özel çocuklar için bunun yapılıyor olması çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi. Evet. Bunları tabii ki tebrik etmek lazım. Burada da bizim olup atlarımızı burada koşturabiliyor olmak bizim için de ayrı bir keyif, ayrı bir zevk.
Hep zamanınızın büyük çoğunluğunu atlarla mı geçiriyorsunuz? Bir çoğunluğu değil, hemen hemen bütün zamanımı atlarla geçiriyorum. Evet. Peki size neden geldi bu sevgi? Aslında küçüklüğümden beri bende herhalde genlerimizde var o 6500 yıllık at insan sevgisinin sevgisini taşıdığımız genlerden geliyor galiba. Çünkü ben hatırlamadığım çocukluğumda bile işte atlarla oynarmışım, atçılık oynarmışım vesaire. Evet. Tabii küçük yaşlar itibariyle atta binmeye başladık. Daha sonra da işte böyle sıra dışı binicilik becerileri diye adlandırdığım şekilde atla akrobasi, ileri düzey at eğitimi gibi dallara yönlenmeye başladım. Peki hakikaten ata fısıldıyor musunuz efendim? Ne söylüyorsunuz bu arada? Evet. Aslında bu soru için çok doğru bir at burada. Kazbek. Evet. Yaklaşık 4 yıldan beri benimle birlikte. Kazbek 7. yaşına girecek. Bugüne kadar 3 yaşında ben almıştım. Geldiği zaman psikolojik olarak çok bozuktu. Kötü bir geçmişi vardı. İnsana karşı güven kaygısı çok yüksekti. Daha sonra uzun bir süre önce at olduğunu hatırlatıp ona özel çalışmalar yaptık. Bugün evet. Biraz önce de gördünüz. Üzerinde kamçı sallıyorum. Birlikte dans ediyoruz. Daha biraz sonra gösterimizin devamında da birçok şeyler yapacak. Aslında bunu bir atla o güveni tekrar tahsis etmenin ne demek olduğu, o sevgiyi inşa etmenin ne demek olduğu, nasıl bir emek olduğunu Kazbek bana öğretti. Dolayısıyla herhalde atlar bana fısıldamıyor. Daha doğrusu atlar bana fısıldıyor. Evet. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılı demler efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Türkiye Jokey Kulübü'nün genel müdür yardımcısı ve aynı zamanda bugünkü etkinliğimizin en yakışıklı beyefendisi efendim. Sayın Burak Konuk, hem hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ama iltifat falan değil, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. İltifat demeyi sevmem, gerçekten söylüyorum. Çok naziksiniz, sağ olun. Hem güzel bir etkinlik, atla terapi, bugün gösteri oldu. Neler söyleyeceksin bununla ilgili? Bizim için çok keyifliydi. Her şeyden önce biz at sever insanlar olarak tabii ki böyle bir etkinlikte bulunmaktan çok büyük keyif aldık. Amaç, hedef burada çok önemli. Tabii ki çocuklarımız sağlık, ileriye dönük sağlıklı bir gençlik yetişmesi. Atla terapi her şeyden önce bizim için çok çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Onun çevresinde de dayanıklılık yarışması ve atlı sporlar. Bu binicilik olur, geleneksel spor dalları olur, yarışçılık olur, yetiştiricilik olur ama atla olan her türlü spor, her türlü aktivite çok faydalı. Dolayısıyla burada tabii ki bir mesaj da var. Hani bizlerin, Sayın Başkan'ın, işte genel müdürümüzün, üst düzey kişilerin, bu işin tepesinde olan, bu işle ilgili bu sektörle ilgili kararları veren kişilerin bizzat at binerek bu işe öncülük yapmasında bir mesaj var esasında. Bizce herkes mutlaka hayatında bir kere en azından ata binmeli. Bu çok farklı bir spor. Hiçbir sporla mukayese edilecek bir tarafı yok. Çünkü iki canlının birlikte yaptığı tek spor. Dolayısıyla biz herkesi mutlaka hipodromlara davet ediyoruz. Gelsinler, ata dokunsunlar. Özellikle çocuklarımızı sağlıklı bir gençlik yetiştirmek için hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak at sporunun faydası sayılamayacak kadar çok fazla. Bunu mutlaka yaşamaları gerekiyor. Çok keyifli bir ortam. Urfa çok güzel. Saha çok güzeldi. Parkur çok güzeldi. Hava şahane zaten. Dolayısıyla çok keyif aldık. Teşekkür ediyoruz. Sayın Konuk, bir de dayanıklı bugün gösterdi ki at binerken önemli olan birinci olmak, sonuncu olmak değil. Ata düzgün binebilmek, atı koruyabilmek değil mi? O en önemli. Tabii ki yani bu orada. Sporun en önemli taraflarından bir tanesi de o. Hem centilmenlik hem de sonuçta ekip, burada yalnız tek başınıza değilsiniz. Evet. Atla birlikte bir ekipsiniz. Dolayısıyla onu da koruyarak en optimum şekilde, sağlıklı bir şekilde getirebilmek. Yoksa hani 4 nala bütün parkuru bitirip de birinci geçtiniz ama at sağlıklı değil. Nefesi belirtilen sınırların içerisinde değil. Hiçbir işe yaramıyor. Bu tabii esasında bir gelenek. Evet. Ta çok eskilerden gelen, işte savaşta atlara nasıl bakmışlar, nasıl onları sağlıklı günlerce arazilerde gitmişler vesaire. Bunların hepsinin bir altyapısı, bir geleneği var. Çok güzel bir spor gerçekten, dediğiniz gibi sadece kazanmak değil, evet. Atla birlikte sağlıklı bir şekilde potayı geçmek çok önemli. Son sorumuz, son zamanlarda artan kadın seyisler var. Bunun için ne söyleyeceksiniz efendim? Kadın seyisler ülkemizde yeni yeni son yıllarda başlayan bir proje. Fakat dünyada çok önceden beri uygulanan ve kadının elinin değdiği her alanda olduğu gibi gerçekten hayvanlar o kadar hassas canlılar ki, özellikle atlar, onların eğitiminde yalnızca bakımı da değil. Biz hep kadın seyislerimiz onu söylüyoruz. Siz yalnızca atı tımar eden, ata bakan, yem veren kişiler değilsiniz. Atları aynı zamanda eğiten, onlara anne şefkatiyle yaklaşan. Dolayısıyla atların fiziksel olduğu kadar zihinsel sağlığı da çok önemli bu sporda başarılı olmaları için. İnsana güvenecekler, insanı sevecekler. Onunla aynı hedefe koşacak. Bunu ona öğretebilmek çok önemli. Dolayısıyla kadınlarımızın bunu en iyi şekilde yapacağına hiç şüphemiz yok. Yeni başlıyoruz ama çok kısa sürede yol alacağımıza eminiz. Çok önemli bir kadın istihdamı içinde çok önemli bir potansiyel var bu sektörde. Dolayısıyla her bakımdan çok hem atçılar açısından hem kadınlar açısından, ülke açısından çok faydalı bir proje olacağına şüphemiz yok. İnşallah. Ben bu arada sayın konuğun üzerindeki renkler Şanlıurfa Spor temsilcisi, onu belirtelim, sarı yeşil. Evet. Ayrıca teşekkür ederim size efendim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Çok mersi. Sağ olun. Sağ olun. Femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt on démarrait, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Cette fille-là, elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne
Cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient. Mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile. Synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, kalifikasyon yarışmasını tamamlayan birincilerimize kol kartlarını takdim etmek üzere Türkiye Birincilik Federasyonu Başkanı Sayın Atif Bülent Koray'ı sahneye davet ediyorum. Binicilerimize kupa, kol kart ve madalyalarını takdim etmek üzere Türkiye Jockey Kulübü Başkanı Sayın Yasin Kadri Ekinci sizi de sahneye alalım efendim. Ediyorum. Abi bir müsaade verir misiniz? Ve binicilerimize ödüllerini vermek üzere AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Mehdi Eker'i sahneye davet ediyorum. Biraz öyle olmuştu. Evet. Tebrik ediyorum. Evet. Demek ki oluyor. Evet, demek ki oluyor. Evet, bir AK Partili daha var burada. İlçe başkanımız. Teşekkür ederim. Hadi bakalım.
Parti dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Mehteker. Yarışmaya katılımlarından dolayı Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Sayın Yasin Kadri Ekinci'ye, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Sayın Atıf Bülent Bora'ya, Sayın İlker Altun'a, Sayın Tuncel Aydın'a, Sayın Aslı Öymen'e ve Sayın Burak Konağ'a. Sayın Muhammed Abdullah Özer'e teşekkür plaketlerini takdim ettiler. Kaymakamlarım, bürokrasinin kıymetli temsilcileri, basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim, saygıdeğer ustalar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün tabii çok heyecanlı olduğumuz bir gün. Çünkü bizim için atla terapi sözün bittiği yer olarak değerlendiriyoruz. Hedef olarak da bütün hipodrom olan şehirlerde bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu beşincisini açıyoruz. 2015'te ilk İstanbul'da başladık. Arkasından Diyarbakır, İzmir, Bursa ve beşinciyi burada açıyoruz. İnşallah diğer hipodrom olan illerde de bu hizmeti devam ettirmeye çalışacağız. Tabii bu yaklaşık 4 hipodromda her hafta 550 terapik giriş yaptırıyoruz. Bu müthiş bir netice veren bir terapi olarak görüyoruz. Özellikle geçmiş dönemde İstanbul'da konuşamayarak gelip konuşarak gidenleri gördük. Ve ilk kelimesinin at olduğunu şahit olduk. Yürüyemeyen çocukların yürüyebildiğini gördük. Dolayısıyla bu toplum için özellikle Down sendromlar, orta belik özürlüler için müthiş bir terapi aracı. Ayrıca da sağlıklı toplum için at binmenin önemini insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü at resmen psikolojik tedavi yapan bir canlı. Özellikle Amerika'da yapılan bir araştırmada 28 saat yani 28 gün birer saat atla vakit geçirmenin 6 aylık bir psikolojik tedaviye denk geldiğini gösteriyor. Bu manada bu sebeple biz bütün hipodromlarımızda da herkese bedava olarak binicilik öğretmeye çalışıyoruz. Bilenlere de binicilik imkanı sağlamaya çalışıyoruz. İlk defa da geçen hafta sonu başlayan bu ikinci haftayı idrak ettik. İstanbul'da 8-10 yaş çocuklarına hipodromlarımızda bedava olarak binicilik okulları açıyoruz. Yani ilk İstanbul'da başladık. Bu işi tabii çok emek isteyen bir iş. Bunu geliştirdikçe diğer hipodromlara da yaymaya çalışacağız. Bizim 10 haftalık bir kurs sonunda çocuklarımızın ata binmesini ve atla ilgili her türlü konuyu öğrenmiş olarak oradan sertifikayla mezun edeceğiz. Atla tanıştırmak dediğim gibi çocuklarımızın toplumlu, sağlıklı bir toplum yaşatabilmek için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun ötesinde kadınlarımızı hipodromlarda istihdam etme gayreti içindeyiz. İlk Elazığ'da Tarım Bakanlığı ve İş Kurulu'dan beraber bir ortak projeyle 42 kadın kursiyerimizin seyistlik kursları aldılar. Bunun sonunda 36'sı mezun oldu. 13 tanesi şu anda bizzat bir hipodromlarda at bakıyorlar. Dünyaya baktığınızda seyistlik eğitimi, seyistlik mesleği tamamen kadınların elinde. Yani %90'larda filan, 95'lerde kadın seyistler ata bakıyor. Tabii bu hem kadınlarımıza iş bulmak yönünden çok önemli, hem de atçılığın gelişmesi yönünden çok önemli. Çünkü kadın anne duygusuyla
ata çok daha sevgiyle yaklaşması dolayısıyla atların psikolojisi çok daha sağlıklı oluyor. Ve Türk atçılığına da büyük hizmet vereceklerine inanıyorum. Atçılığın gelişmesinde de çok önemli rol alacaklarını düşünüyorum. Demin biliyorsunuz Sayın Bakanıma da teşekkür ediyoruz böyle bir yarışmaya katıldığı için. Biz de bir görsel şov olması açısından kendimi de onun için attım. Attan düştüğümü zannetmeyin. Biterken magazinsel bir döküman olsun diye kendimi attım diyeceğim. Tabii bu dayanıklılık yarışı aslında yeni gelişen bir spor dalı. Binicilik Federasyonu Başkanı'na da buradan teşekkür ediyorum. Böyle bir bizden bu şeyleri paylaştığı için. Aslında atı sağlıklı olarak 160 kilometreye kadar bir gün içinde götürebilmek. Yani bu Türk toplumunun, Osmanlıların zamanında harp tekniklerinden gelişen bir spor dalı. Yani nabzını arttırmayacaksınız, sağlam tutacaksınız. Yani buradaki yarışmanın önemi atı sağlıklı olarak belli bir süreden aşağı değil, belli bir süreden hızlı da değil, belli bir noktada yarışı bitirebilmek çok önemli. Bunu da niye Urfa'da yaptık? Urfa'da çünkü Arap atçılığının en çok geliştiği yer Urfa. Ve Arap atlarına bir pazar olması açısından böyle bir spor dalının olduğunu Urfa'lı atçı arkadaşlarla paylaşıp onların böyle bir pazarın varlığından burada yaptık. Ama tabii Urfalı atçılara da çok büyük bir sistemim var. Çünkü iki senedir Ankara Hipodromu'nda Cirit Türkiye Ligi'ni finallerini yapıyoruz. Maalesef Urfa'da bir tane Cirit takımı yok. Spor takımı, spor kulüpleri, kaymakamlık, belediyeler, biz de destek oluruz. Urfa'da çok hızlı olarak Cirit takımı çıkarıp önümüzdeki yıl Türkiye liglerinde var olmasını umut ediyorum. Ayrıca da bugün hipodromumuz yeni sezonu açılıyor. Bütün atların ayaklarını düz basmasını, atçılara bol kazançlar ve uğur getirmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bursa Karaca Bey, Malatya Sultansuyu haralarında, bir de Ankara'da Beştepe'deki bizim yine bakanlığın bir tesisinde 3 tane benim görevim esnasında TİGEM üzerinden, yani Tarım Bakanlığı'nın kendi kuruluşu üzerinden bunları açtık. Sonra tabii Türkiye Jockey Kulübü ile de bunları irtibatlı olarak onlarla da dayanışma içerisinde müşterek olarak yapmaya başladık. Ve bu defa TJK hipodromlarında demin Sayın Ekinci'nin ifade ettiği gibi bu tür merkezler açıldı. İşte Diyarbakır Hipodromu'nda var, İstanbul'da var, işte burada var, başka yerlerde var. Dolayısıyla evet, Bursa'da bu şekilde biz bunu yaygınlaştıracağız. Benim çağrım bütün büyükşehir belediye başkanlarına. Görevdeyken de bu çağrıyı yapıyordum. Şimdi tekrar yapıyorum. Türkiye'de atçılıkla ilgili faaliyetlerin veya altyapının, tesislerin az olduğu bütün büyükşehir belediyeleri, hatta bütün il belediyeleri, her biri nasıl bir halı saha yapıyor, bir voleybol tesisi kuruyor veya bir basket sahası yapıyorsa veya bir yüzme havuzu yapıyorsa ilinde yaşayan insanların spor yapması için, aynı şekilde böyle bir tesiste yapabilir. Bu hiç de maliyetli bir iş değil. Hiç de büyük paralar gerektirmiyor. Bir tek şey biliyor. Bir atı anlamak ve sevmek, bunun ehemmiyetini anlamak gerekiyor. Başka da bir şeye gerek yok. Evet. Tamam mı? Evet. Hazır mıyız? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Al bakalım, bunu sakla hatta. Sen de bunu sakla. Hadi girin abi içeri. Burada mıyız? Burada mıyız? Burada mıyız? Burada mıyız? İyi misiniz? Ha? Hadi bakalım. Gel. Gel bak. Gel. 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 Gel.
Beyefendi, abi lütfen ya, yani, lütfen. Şanlıurfa Zihinsel Engeller ve İslam Derneği Başkanı Sayın Bedi Satoğlu'la birlikteyiz. Sayın Satoğlu, bugün güzel bir etkinlik oldu. Şanlıurfa'da artık engellerimiz için bir merkez açıldı. Şimdi öncelikle şunu takdir edeyim. Türkiye'nin doğusu ve batısı, kuzey ve güney arasında ayrımcılık yapmadan Türkiye Jockey Kulübü'nün insan onur ve şerefine uygun olarak engellerimiz de hesaba katarak Türkiye'de 5. atlet terapi merkezinin açılması bizim için bir onur meselesidir. Ve gerçekten bu çocuklarımızın sosyal yaşam açısından özellikle otistik çocuklarımız, Down sendromu, diğer zihinsel ve bedensel engellerimize büyük bir katkı sağlayacaktır. Hı hı. Bu 5. terapi merkezinin Urfa'da açılmasından dolayı başta Türkiye Jockey Kulübü Başkanımız Ekinci Bey'e ve yine burada bu, Yasin Kadriye Ekinci, evet, Kadriye Ekinci Bey'e ve yine bu 5. terapi merkezinin Şanlıurfa'da açılması için büyük emek sarf eden hipodrom müdürümüz Mehmet Kazoğlu ve şahsındaki tüm çalışanlarına saygı ve muhabbetlerimizi sunarız. Ancak sayın eski bakanımız Mehdi Eker Bey'in gelmesi bizim için övünç kaynağı olmuştur. Sayın ikinci önce bize ve değerli röportajda şunu söyledi, dedi ki bu terapi merkezlerine yürüyemeyen duruma gelip yürüyenler var. Konuşamayarak gelip konuşanlar var. Şimdi ben dernek başkanı olarak yıllardan beri bunun arzusu içerisindeyim. Evet. Diğer illerde açılan terapi merkezlerinde ve yine Şanlıurfa'mızda kendi özel imkanları, maddi paralarını göz önüne göz ardı ederek rehabilitasyon merkezlerimizde de bu atla terapiyle çalışmalar yapılmaktadır. Ben bu atla terapinin yürüyemeyecek, yani yürüyemeyecek durumdaki olan insanların, koşamayacak olan durumdan insanın bu terapi sayesinde yürüdüklerini gördüm. Ben buna inanan bir insanım ve her engellimizin ailesi de buna inanıyor. Bugün çok sevinçliyiz. Bugün yani bizim için 5. terapi merkezinin açılması bizim için bir bayram havası. Tamam, hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tamam efendim, çok teşekkürler. Basın aracılığıyla da gerçekten bu konuyu kamuoyuyla paylaştığınız için size de teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim, Atla Terapi Merkezi'ndeyiz ve yanımızda değerli antrenör kardeşimiz Serdar Veysel Kaya var. Sayın Kaya, merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Güzel merkez açıldı, Atla Terapi Merkezi. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Yani Urfa'nın açlık konusundaki tarihi herkesçe bilinen bir tarih ve Arap açlığının yetiştiricilik merkezidir Urfa'mız. Urfa'da maalesef düz koşu yarışları haricinde bir farklı etkinlik göremiyorduk. Ama Atla Terapi Merkezi ile beraber ve bugün de gerçekleştirilen Endurance'da atlı dayanıklılık yarışı ile beraber açlıkta artık farklı boyutlara inşallah kesinlikle Urfa'yı taşıyacağız. Evet. Bu konuda gerekli görüşmelerimizi de burada bu ortamda yapma şansına nail olduk. Halliye Belediyesi'nden Cirit Kulübü anlamında bir söz aldık gibi. Ben de zaten Cirit, evet, soracaktım, sizin cevap verdiniz. Evet. Evet. Yani Cirit eski zamanda tarih nezdinde düğünlerimizde, belli şeylerimizde, aşiretler nezdinde müsabakaları olan bir olgu iken maalesef bunu kaybetmişiz. Hı hı. Cirit'i şu an Ege, Doğu Anadolu bunu aktif halde yaparken biz Urfa olarak, Arap açılım merkezi olarak bunu gerçekleştiremiyoruz. İnşallah bunu hayata geçireceğiz ve üniversitemizde rektörümüzden de istişare ettik. O da bu konuda projeyi getirmemiz konusunda çok yakın davrandılar. Bir binicilik kulübü. Hem öğrencilerimize hem üniversite öğretim görevlilerimize yönelik bir binicilik kulübü açıp açılığı bu anlamda da ileriye taşımak. Aynı zamanda da
Büyükşehir Belediye'mize sunacağımız bir projemiz hala hazırda mevcut. Atlı Zabıta projemiz. O çok güzel. Özellikle Balıklı Göl ve çevresinde değil mi? Halepli Bahçe, Balıklı Göl gibi bölgelerde Atlı Zabıta projesi. Bunu yapan belediyelerimiz var ama Urfa'nın kendine özgü Arap atıyla biz yapmayı planlıyoruz. Hı-hı. Diğerleri çünkü Freşyan cinsi ithal atlarla yaparken biz bunu kendi Urfa'nın kendi yetiştirdiği cins olan Arap atıyla yapmayı planlıyoruz. Evet. Bu projelerimizi sunacağız. Gerekli yerlere ileteceğiz. 4 yıldır Türkiye Jockey Kulübü'nde en fazla yarış kazanan antrenör olabildik çok şükür. İnşallah bu açılığı Urfa'nın nezdinde turistik anlamda da daha ileriye taşırırız. Bu arada hemen gördüğümüz hanımefendiler var. Bunlar kadın seyisler. Kadın seyisler, bir evet. Antrenör olarak kadın seyisini nasıl buluyorsunuz? Efendim kadın seyisler sevgi nezdinde atlara daha fazla yaklaşabildikleri için yurt dışında özellikle seyislerin %80'i kadınlardan oluşuyor. Maalesef bizim Türkiye'de kadınlara karşı olan ön yargıyı atçılık sektöründe de görüyoruz. Evet. Gerçi bunu Binicilik Federasyonu nezdindeki konkur dalı, dresaj dallarında binicilik eğitmenleri ağırlıkla kadınlardan oluşuyor. Orada fazla görülmese dahi hipodrom dediğimiz ortamda düz koşu yarışlarında bunu görüyoruz. Ama Türkiye Jockey Kulübü'nün yaklaşık bir yıldır işte geçen Nisan ayından itibaren kadın seyis, kırsalda kadın seyis programları var. Elazığ'da başladı. Urfa'da, Diyarbakır'da devam ediyor. Bu programlar nezdinde eğer hipodromlara kadın arkadaşları seyis olarak yerleştirebilirsek hem hipodromların kalite seviyesini artırmış olacağız hem de istihdam konusunda da evet. İstihdam sağlanacak hem de atlarımız daha huzurlu bir yarış sergileyecektir. Stres vesaire gibi şeyler mesela yurt dışındaki atlarda pek bulunmuyor. Evet. Ama bizim Türkiye'deki atlar aşırı stresli oluyor. Artık olmayacak efendim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek çok üzere. Sağ olun. 13 tanesi bizim orada çalışıyor. Biz hipodromlarda kalmak isterseniz sizi güvenli kalabileceğiniz pansiyonlar da yapıyoruz. Bütün hipodromlarda kadınların beraber kalacağı mekanlar yapıyoruz. Yani biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Biz istiyoruz ki buradaki kadın sayısı erkek sayısından çok olsun. Evet, daha fazla olmalı. Zaten dünyada öyle. Dünyada kadınlar seyislik yapar. Çünkü at hakikaten sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. Merhaba yani bizim insanların hakaretle, vurarak, evet, küfürle yansıması, atların hepsi gastrit ve ülserler. Üzüntüden, yani sinirleri bozuk. Evet. Yani yurt dışından atlar geliyor. Bir tek genç bir kız alıyor atı elinde, tek tek dolaştırıyor. Hiç şey yok. O yürüyor, o yürüyor, duruyor, duruyor. Bizde iki kişi, biri sağında, biri solunda. Çünkü at ağzından kumanda alır. Halbuki iki kişi biri sağından çekip biri solundan çekti, at da şaşırıyor. Yani hangisine uyacağını şaşırıyor. Hangi yöne gideceğini şaşırıyor. Siniri bozuluyor. Yani dolayısıyla kadınların bu işi çok daha iyi yapacağını özellikle dikkat lazım. Evet. Dikkat lazım. Bir de çok önemli bir psikolojik tedavi bu. Yani insanların sağlıklı düşünmesi için atla beraber olması çok önemli. Bugün eskiden savaş Osmanlı döneminde savaşta siniri bozulan askerleri ahırda tımar tedavisi veriyorlar. Yani bu tımarhane denen yer var, şey var ya. Evet. Tımarhanenin çıkışı tımar etmekten. Tımar ederek düzeliyor. Yani esas yani bu şimdi dünya biz bulduk atla terapiyi 60'tan beri Amerika bilmem Kanada filan sahipleniyor ama Osmanlı'da bu zaten vardı. O zamandan beri bizim toplumda tedavi yöntemi olarak atla ilişkili olan insanın kötü düşünme şansı yok. Yani toplumun sağlıklı yetişmesi için çok önemli bir şey atla zaman geçirmek. Yani atı sevmek bile yeter. Otun, evet. Atın o sıcaklığı, enerjisi ve sizi anlaması, sizin düşündüğünüzü anlayabiliyor. Çok önemli bir şey. Evet. O çok önemli. İnsanlardan şey. Farkı zaten sadece dilinin olmaması. Evet. Sadece yani şimdi, konuşamaması. Bakın şu özürlü çocuklar altına girip üstüne çıkıyorlar. Yani ben elim yüreğimde acaba bir şey olur mu diye korkuyorum. Hiç ya altına girse bir şey yapmıyor çocuklar. Hayır yapmıyor. Evet. Evet. Hissediyor, tanıyor, biliyor. Yani zarar görmemesi lazım. Başkanım bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Rica ederim. Şanlıurfa'da bir deyim vardır. Hatta bizim kendi müzesinde de asıldır duvarda. Der ki at beslemeye gücün yetmiyorsa at besleyen komşunun penceresinden evine bir pencere aç. En azından atın nefes evine girsin. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir söylem. Şanlıurfa'ya özgü bir deyim efendim. Çok güzel bir söylem. Evet. Çok güzel bir söylem. Çünkü atın yani, nefesi de önemli. Yani. Bizim için de at çok önemli. İşte atın ayrıca da Türkiye'de yani 1913'lerde 1 milyon 50 bin tane at varken
Şu anda toplam at sayısı 2015 verilerine göre 132 bin tane. Bunun milyonlara çıkması lazım. Amerika'da 9 milyon tane at var. Yani 9 milyon at var. Dolayısıyla biz bir de at istihdam yönünden çok faydalı. En az yatırımla istihdam sağlanan bir sektör. Büyüteceğiz bu işin şeyi yok. Yani el birliğiyle kadınlarımızla bu sadece işi. Sadece evet isteğimiz evet. Kurs bittikten sonra göreve başlamak. Biz, seve seve. Biz ona imkan elimizden geleni yapacağız. Çok siz yeter ki istekli olun. Teşekkür ederiz. Evet. Soy basarımız kadın elinin değmediği hiçbir şeyde bazen güzellik bulamıyorsunuz. O yüzden kadınlarımız en sonunda seyisliğe el attılar. Ve yanımızda işte bu gömüş olumsan fendiler manken değil efendim bunlar. Film artisti değil bunlar seyis. Berna Hanım merhaba efendim. Merhaba. Sizi tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür çok güzel ediyorum. Meslek yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle. Kameramız da burada efendim. Evet. Öncelikle bu güzel mesleği, bu kursu açtıkları için Tarım İl Müdürlüğü'ne, Hipodrom'a, TCK Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Her işin altından biz kadınlar kalktığımız gibi bu işi de çok güzel yapacağımızı ve çok güzel şeyler başaracağımıza eminiz. Evet. Umarım kurs sonunda çalışacağımız yerlerde belirli olduktan sonra işimizi güzel dört gözle yapacağız. Diyorlar ki kime soruyorsam dedi ki kadınlardan ne şefkat vardır, işte sevgi vardır diye daha fazla atlar bunlardan herhalde verim alırlar. Ya aslında öyle değildi. Biz kadınlar daha ya merhametli. Ona biri kesinlikle dedi siz değildiniz. Tam karar vereyim buna. Hayır. Evet. Böyle söyleyeyim düzeltelim. Biz kadınlar daha merhametli, daha yumuşak, daha nazik evet. Davrandığımız için, insanları daha iyi anladığımız için. Bunlar da zaten atların insanlardan bir farkı yok. Sadece tek farkı bizim Eşref hocamızın dediği gibi dilleridir. Atın sadece dili yok kendini anlatması için. O yüzden atlar da merhameti, şefkati, ilgiyi çok sevdiği için bizler daha güzel bakacağız. Bir tek farkı dilleri mi efendim? Evet. Bir de iki ayaklar fazla. Öyle mi diyorsunuz? Evet. İki, dört. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkürler. Nesrin Hanım, siz neler söyleyeceksiniz efendim? Tarım Bakanlığı... Tabii. Evet. Şöyle söyleyeyim, Tarım Bakanlığı destekle TCK ile birlikte bu projeyi yaptılar. Gerçekten çok iyi bir proje. Bayanların tek olmadığı alan Türkiye Jockey Kulübü. İdi. İdi. Evet. Daha yani idi ve artık buralarda da bayan seyisler olacak. Sürekli bayanları da görecekler burada, alışacaklar bayanlara da. Bayanların yapamayacağı hiçbir şey yok. Ona eminiz efendim evet yani yakında bu mikrofonu gidersiniz bizden. Evet ben evet. Onu alabilirim evet, kesinlikle. Tabii, olsun, evet. Yani bunu da yapıyoruz biz bunu ya, da yapıyoruz. Ona eminiz efendim evet. Yakında ya, yakında yemekleri biz yapacağız herhalde. Yok onu bizim evet. Onu bizim kadar güzel yapamazsınız o yüzden evet o bizim. Ama hakikaten bir bayanların elin değmesi. Handele aslında her başarılı hekayın yanında bir hanımefendi vardır. Artık tabii başarılı ki. Atların da yanında hanımefendiler var efendim öyle mi diyelim? Kesinlikle başarılı atların da yanlarında erkek bayanlar vardır. Erkeklerden çok çünkü bayanlar daha fazla ilgi gösteriyor. Atlar nazik, kibar hayvanlar onlar da. Bizim gibiler. Bizim gibiler. Sizin gibi evet. Değiller. Bizim gibiler. İlgiyi seviyorlar. Öyle söyleyeyim. İlgiyi seviyorlar. Atlar çok neyi sever? İlgiyi severler. Şeker severler. Allah Allah. Evet. Küp şeker, bal, üzüm, ondan sonra elma. Fıstık severler mi? Fındık, fıstık falan. Tabii ki yerler. Evet, çok güzel efendim. Evet. Ama çok teşekkür ediyoruz sizlere efendim. Biz gerçekten. Teşekkür ederiz. Şöyle söyleyeyim, bundan sonra da bayanlar aynı şekilde devam ederler umarım seyisliğe. Çünkü kaç bayan arkadaşımız şu anda? 14. Şu an 14 tane burada. Ayrıyeten hipodromların olduğu yerde eğitimler açıldı. Oralarda da devam ediyor eğitimler. Peki, randevu alayım ben onu. Evet, ben çok teşekkür ederim. Siz de buyurun efendim. Siz ne söyleyeceksiniz? Böyle bir proje yaptıkları için yani çok teşekkür ederim. Kime? Öncelikle. TCK'ya mı? TCK'ya evet, ve böyle bir proje düzenledikleri için. Öncelikle biz kadınlar olarak böyle bir proje içinde bulunduğumuz için de çok iyi bir proje. Hani en azından hani kendimizi değerlendiriyoruz boş vaktimiz olduğundan dolayı. Evet. Herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Aslında hakikaten bayan istihdamı konusunda da çok önemli. Artık kadınlarımızı istihdam edecekler. Bu aşamada bayanlarımız artık da hipodromda yerlerini alacaklar diyoruz. Ve bu işlemeye geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.